Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sunar. Yazan Dario Fo. Çeviren Füsun Demirel. Seslendiren Suzan Polat. Yöneten Özlem Özkaram. Kayıt müzik efekt Ulaş Öğüt. Ben Ulrike. Adı Ulrike. Soyadı Meinhof. Cinsiyeti kadın. Yaşı 41. Evet, evlendim. Sezaryen doğumlu iki çocuğum var. Evet, eşimden boşandım. Mesleği gazeteci. Milliyeti Alman. Bundan sonra 4 yıl boyunca modern bir devletin modern bir cezaevine kapatıldım. Suç, özel mülkiyete ve bunun korunması için yaptırılan yasalara ve sonuçta her şeyin mülkiyet hakkını sınırsızca genişleterek patron haklarının gerçekleştirilmesine karşı saldırıda bulunmak. Her şeyin, beynimizin, düşüncelerimizin, sözcüklerimizin, tavırlarımızın, duygularımızın, işlerimiz ve aşklarımızın, kısacası tüm yaşamımızın. Hukuk devletinin patronları, beni bu nedenle yok etmeye karar verdiniz. Kutsal yasalarınıza boyun eğildiği sürece yasalarınız herkes için eşittir. Kadının özgürlük ve eşitliğini en üst düzeye eriştirdiniz. Gerçekten bir kadın olarak beni bir erkek gibi cezalandırdınız. Size teşekkür ederim. Beni cezaevinden daha berbat bir yere koyarak ödüllendirdiniz. Morgdan da soğuk. Ve aseptik bir yerde. Duyu organlarımdan yoksun bırakarak beni işkencelerin en büyüğüne tuttunuz. Deyim yerindeyse yani, beni sessiz bir hücreye gömmüş oldunuz. Beyaz bir sessizlik. Beyaz bir hücre. Beyaz duvarlar. Beyaz döşemeler. Kapının sır işlemesi bile beyaz. Masa, sandalye ve yatak. Tuvaletten bahsetmek yersiz zaten. Neon lambası beyaz. Hep yanık duruyor. Gece gündüz. Gece hangisi, gündüz hangisi peki? Nasıl bilebilirim? Pencerenin arasından sürekli olarak beyaz bir ışık sızıyor. Sahte bir ışık. Pencere gibi sahte. Beni beyaza boyayarak buraya kapattığınız zaman gibi sahte. Sessizlik. Sessizlik. Dışarının sessizliği. Ne bir ses, ne bir gürültü, ne bir insan sesi. Ne koridordan geçip giden işitiliyor, ne de açılıp kapanan kapılar. Hiçbir şey. Tümü sessiz ve beyaz. Beynimin içi sessiz ve tavan gibi beyaz. Sesim beyaz çıkacak konuşmayı denersem. Beyaz tükürüğüm ağzımın kenarında bir burukluk bırakıyor. Gözlerimin içi, midem, boş atan damarlarım sessiz ve beyaz. Bir akvaryumda yelpaze yüzgeçlerini kaybetmiş, sessizlikte batmamaya çalışan bir Japon balığı gibi çekingenim. Sürekli olarak kusma duyusu hissediyorum. Beynim
Odaya süzülen ışığın boşluğunda kafatasımdan kopuyor. Çamaşır makinesindeki deterjan köpükleri gibi yükselen tozların hepsi üzerimde. Onları temizliyorum. Yan yana diziyorum. Yeniden üzerime yapışıyorlar. Yo. Yo 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 yo. Hayır. Hayır. Onları durdurmalıyım. Beni delirtmeyi başaramayacaksınız. Beni delirtmeyi başaramayacaksınız. Düşünmeliyim. Düşün. Evet. Oh. İşte düşünüyorum. Sizi düşünüyorum. Bana bu işkenceyi yapan sizi düşünüyorum. Sizi bu akvaryumun kristal camına burnunuzu ezerek dayamış ve beni hapsetmiş olmanın ilginçliğini izlerken görüyorum. Gösteriye bayılıyorsunuz. Direnç göstermemden korkuyorsunuz. Benim gibi olan diğerleri ve yoldaşlarımın tasarladığınız güzel dünyayı bozmanın arayışında olduğundan korkuyorsunuz. Göz alıcı renklere boyadığınız çürümüş ve grileşmiş dünyanızdan dışlayıp tüm renkleri yasakladınız bana. Ne grotesk. İnsanlar hiçbir şeyin farkına varmadan tüm renkleri tüketsinler diye zorladınız onları. Ahududu şurubunu çiğ kırmızıya boyadınız. Kanser yaptığı kimin umrundaydı? Aperatifleri yaldızlı portakal rengine, zümrüt yeşili, krom sarısı yağlar ve reçellerin zehirli renklerini çocukların midelerine indirdiniz. Delirmiş palyaçolar gibi boyadınız kadınlarınızı bile. Yanaklara pes pembe, göz kapaklarına cevahir moru ve menekşe mavisi. Dudaklara zencefil kırmızısı ve karnavalın tüm renklerinde tırnak cilaları. Altın, gümüş, yeşil, turuncu, hatta kobalt mavisi bile. Ve beni? Ve beni beyaza zorlayın. Çünkü beynim bir sürü renkli kağıtlar arasında paramparça oldu. Korkunuzun Luna Park ve karnavallarının renkli kağıtları. Evet. Çok güvenli görünüyorsunuz. Ama kocaman bir korku sizi delirtmeye ve katılaştırmaya yetiyor. Bu nedenle her yeri saran neon ışıklarına gereksinim duyuyorsunuz. Ve vitrinler ve sesler ve gürültüler ve radyo ve büyük ses dalgaları her yerde açık. Büyük mağazalarınızda, evlerinizde, arabalarınızda, kafe barlarda, aşk yaparken yatağınızda bile. Sessizliğin korkunçluğuna ise beni mecbur edin. Çünkü siz terörün starısınız ve tek başınıza ve beyninizde. Çünkü sizin dünyanızın dünyaların en iyisi olmadığına dair korkunç şüpheleriniz var. Ama daha da beteri, en çöle dönmüş, en kurumuşu. Beni bu akvaryuma kapatmanızın tek nedeni var. Hayır, sizin yaşamınızı onaylamıyorum. Hayır, sizin şeffaf giysili kadınlarınızdan biri olmak istemiyorum. Cumartesi gecesi bir restorandaki masanızda çeşitli yabancı menülerle ve budala ama bağıran bir müzikle, küçük gülücükler, aptal tebessümlerle baştan çıkaran bir kadın olarak sunulmayı istemiyorum. Ve o mahzun ve göz süzen ve bazen deli, öngörüsüz ve aptal ve çocuksu ve ana ve orospu ve aniden sizin hiç eksik etmediğiniz banal bir fıkraya kibarca gülümsemeye kendini zorlayan biri olmamalıyım. İşte. Hafif bir hışırtı. Kapı açılıyor. Bir gardiyan görünüyor. Ve bana sanki saydammışım ve burada yokmuşum gibi bakıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Ama elinde öğle yemeği için getirdiği bir tabak var. Masanın üzerine bırakıp
gidiyor. Kilit mi? Yeniden sessizlik. Yemek için ne getirdiler? Hamburger. Bir bardak greyfurt suyu. Haşlanmış sebze. Bir elma. Aklıma intihar düşüncesi takılır diye endişelendikleri anlaşılıyor. Gerçekten kağıt tabak. Kağıt bardak. Bıçak yok. Çatal yok. Sadece ciklet gibi yumuşak plastik bir kaşık var. Kendi kendimi yok etmeme razı değiller. Bu onlara ait bir karar olacak. Zamanı geldiğinde kendimi yok etmem için emirler verilecek ve o andan sonra bu hücrenin penceresindeki engel buruşuk bir çarşafın ve bir kayışın asılabileceği kadar kaldırılacak ve kendimi asmam için yardımcı olacaklar. Hatta çok fazla yardımcı olacaklar. Temiz bir iş. Beni öldürmeye hazırlanan sosyal demokrasimiz gibi tertemiz. İyi bir emir bu. Kimse tek bir çığlığımı, iniltimi duymayacak. Bu temiz ulusun mutlu insanlarını huzurlu uykularında rahatsız etmemek için her şey sessizlik içinde gayet tedbirli olacak. Emir verin. Uyuyun. Uyuyun. Uyuyun Almanya'nın ve hatta Avrupa'nın şaşkın ve semiz halkı. Öngörülü halk. Sakince uyuyun. Ölüler gibi. Çığlığım sizi uyandırmayacak. Mezarlıkta yatanlar da uyanmayacaklar. Öfke ve nefret büyük geminizin makine dairesinde terden geberenlerde birleşecek biliyorum. Türk, İspanyol, İtalyan, Yunan, Arap göçmenler ve Avrupa'nın tüm düzülmüşleri, düzülmemişleri. Tüm kadınlar ezildiğinin, aşağılandığının, sömürüldüğünün bilincinde olan tüm kadınlar neden burada olduğumu ve neden bu devletin beni öldürmeye karar verdiğini anlayacaklar. Tıpkı cadılar zamanındaki bir cadı gibi. İktidar için bugün de cadılar zamanı sürmekte. Cadılar tezgahlarla, makinelerle, mengenelerle, zincirlerle, gürültülerle, patırtılarla, tiz çığlıklarla birlikte olmak zorundadır. Gürültü, curcuna, çığlık. Ah bu patronları siz yarattınız. Kazancınız için ve ben de bundan yararlandım. Sessizlik. Yeter artık. Kendi kendime gürültü yapacağım. Kendi kendime gürültü yapacağım. Mengeneler. Matkap. Gaz, gazlar, gazlar, gazlar. Bunların hepsi ritmik bir zamanlamayla ritmik olarak ilerler. Ama yeter. Yeter. Ama yeter. Şşş. Tamam. Şşş. Makineleri durdur. Şşş. Dur. Sus. Sus. Sus.
Sessizlik ne kadar güzel. Sessizlik çok güzel, sessizlik. Sessizlik ne kadar da güzel. Bana bu sessizliği sağladığınız için teşekkür ederim. Gardiyanlar! Teşekkür ederim bana bu sessizliği sağladığınız için. Bak, nasıl da tadını çıkarıyorum. Zevk alıyorum. Dinleyin. Ne tatlı. Huzur verici. Ben cennetteyim. Gardiyanlar, yargıçlar, politikacılar! Umurumda bile değilsiniz! Beni asla delirtemeyeceksiniz! Beni sağlam öldüreceksiniz. Mükemmel bir ruh ve beyinle. Böylece herkes katillerin devleti ve katillerin hükümeti olduğunuzu anlayacak. Emin olacaklar. Şimdiden cesedimi kaçırıp saklamanızı, kapıyı avukatlarıma engellemenizi görür gibiyim. Hayır. Ulrike Meinhof'u göremezsiniz. Evet, kendini astı. Hayır, otopsiyi izleyemezsiniz. Hiç kimse. Sadece hükümetin bilir kişisi. O da zaten kararını verdi. Meinhof kendini astı. Ama boynunda boğulma izleri yok. Boynunda hiçbir morartı lekesi yok. Buna karşılık tüm vücudu çürük içinde. Öteye gidin, dönün, bakmayın. Fotoğraf çekmek yasak. Bilir kişi tutanağından soru sormak yasaktır. Aa. Cesedimi incelemek yasak. Yasak. Düşünmek yasak. Tahmin etmek. Konuşmak. Yazmak. Hepsi yasak. Evet. Hepsi yasak. Ama kendi aptallığınızı, her katile özgü, bu klasik aptallığınızı yasaklarınızla yok edemezsiniz. Cesedim bir dağ gibi ağır. 100 bin. 100 bin. Ve yüz binlerce kadın kolu bu kocaman dağı kaldırıp omuzlarına alırken sizin yerinizi sarsacak, müthiş bir kahkaha atacaklar.